Evet alan BDE kaç birim karedir? Arkadaşlar eşitliklerime hemen gelip K diyorum. Devamında şu uzunluğa da M diyeyim. Bakın dik denilen dik var. Öklit yapıyorum. K çarpı M neye eşittir? 8'in karesi 64'e. O halde bizden taralı alan isteniyordu. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Yani 64'ü 2'ye bölersem 32'yi bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar alan ABD'ye 2S dersen alan ADC 3S oluyor. Yerine yazalım. Bakın şu kısım 2S'miş. Şu kısım 3S. E ben burada sinüs alan formülünü kullanırsam ADK K diyeyim. Buradan ABD için 1 bölü 2 çarpı 8 kök 2 çarpı K çarpı sinüs 45. Yani kök 2 bölü 2. Bu neye eşitmiş? 2S. E. Geldim adc'ye inani 1 bölü 2 çarpı k çarpı x çarpı sinüs 30 1 bölü 2 eşittir 3s'e. Burada alanlar arasında oran yaparsam buradan 1 bölü 2'ler gider k'lar gider. Şöyle paydadaki 2'ler de gitsin şöyle s'ler de gitti. Buradan işler dışlar yaparsam 2 ile x'i çarptım 2x eşittir. Kök 2'leri çarptım 2 8 ile çarptım 16, onu da 3 ile çarptım 48 ise buradan x ne gelir 24. D seçeneğimi işaretlerim. Evet alan AC'de kaç birim karedir? Arkadaşlar şu eşitliğe dikkat edin. ac'ye k dersem, EC'de k oluyor. Sonrasında ABC dik üçgenine bakalım. K4, k 4, k artı 2. Bu 3, 4, 5 üçgeni olabilir mi? Evet yerine yazdığım zaman sağladığını görüyorum. Devamında 3 kere 4, 12. Böldüm 2'ye. ABC üçgenimin alanı 6. Sonrasında tabanlarıma göre ben bunu ayırırsam. 6'yı 5'e böldüm. 2 ile çarptım. Bakın şurası 12 bölü 5. Şu kısma da 18 bölü 5 düşüyor. Toplarsam 30 bölü 5'ten 6 sağlıyor. Sonra diyorum ki burada da bir taban eşitliği var. O halde taralı bölgede 18 bölü 5'tir derim. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar hemen eşit gördüğüm yerlere gelip k diyeyim. Şu kısma da m diyeyim. Bakın alanı 72 birim kare vermiş. O halde k çarpı k artı m. Bölü 2 bana 72'yi veriyor. Diğer yandan bakın 90'dan inen bir dik var. O halde ben öklit uygularsam x kare eşittir k çarpı tüm taban değil mi? k artı m. Bakın şu ifade şu bölü 2'yi karşıya çarpı olarak atarsa 144'e eşit değil mi? Neyin karesi 144'tür? 12'nin. Evet alan ACD kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar BC 3 AB 8 birim. Devamında BE'ye 2K dersem ED ne oluyor? 3K. Sonrasında bakın ABC üçgeninde taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 geldi mi? Geldi. Diyorum ki 2k'ya 12 ise 3k'ya nedir? 18'dir derim. Evet, alan BDE kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar, taralı bölgeye bakıyorum. 4 ile 6. Şurada kaçıyı bilirsem sinüs alan formülünden cevabımı bulurum, değil mi? O halde burayı bulmak için bakın şuraya alfa diyeyim. Şuraya alfa diyeyim. Şu tepe açısı beta olsun. Buradan ikiz kenar dikkatimi çekti. Buralar ne olur? Bakın dikkat edin. 90 beta 2 alfa. Beta buraysa 90 artı 2 alfayı buraya dağıtacağım. İkiz kenardan dolayı eşit dağıtacağım. O halde diyorum ki şurası alfa artı 45. Aynı şekilde burası da yine alfa artı 45'tir. O halde diyorum ki İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan diğer dış açıya eşit muhabbetinden alfa buraysa 45 buraya kalır. Açıyı bulduğuma göre artık sinüs alan formülünü yerine koyarım. 4 çarpı 6 çarpı sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 eşittir. Buradan 2 kere 2 4 şu 4 ile gitti. 6 kök 2'yi bulurum. Evet alan EDB kaç birim karedir? Arkadaşlar taralı bölgeye bakıyorum. 4 ile 5 verilmiş. Şu aradaki açıyı bulursam sinüs alan formülünden burayı hesaplarım değil mi? O halde burayı bulmak için bakın ikiz kenarlara alfa diyorum. Şuraya da alfa diyorum. Şu kısım ne oldu? 180 eksi 2 alfa değil mi? Aynı şekilde şuralara ben beta dersem. Şurası beta. Şu kısım ne olacak? Şöyle dışarıda yazalım. 180 eksi 2 beta. O halde diyorum ki 180, 180 daha 360 eksi 2 beta eksi 2 alfa eşittir. 90 ise buradan beta ile alfayı sağ tarafa çekiyorum. İki parantezinde beta artı alfa eşittir. 360'dan 90 çıktı. 270. Buradan alfa artı beta ne gelir? 135. O halde diyorum ki alfa artı beta 135 ise şu açım 45 derece. 45'i bulduğuma göre sinüs alan formülü 4 çarpı 5 çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2'den 2 kere 2 4 şu 4'le gitti. 5 kök 2'yi olurum. Evet alan ABC kaç birim karedir? Arkadaşlar çemberin ortasında, merkezinden şöyle kenarlarıma dikliklerimi indireyim. Şöyle. Buradan 3 buraysa 3 burası. 6 buraysa 6 burası. Şuralara da x diyeyim. Buradan alan formülü nedir? x artı 3'ün x artı 6 ile çarpımı değil mi? Bölü 2. Toparlayacak olursak x kare artı 9x artı 18 bölü 2. Şimdi bu burada dursun. Bir de gelin Pisagor yapalım. 3 artı x'in karesi 9 artı 6x artı x kare artı 6 artı x'in karesi 36 artı 12x artı x kare eşittir 9'un karesi 81. Buradan 36 ile 9'u topladım. 45 artı 18x artı 2x kare eşittir 81 ise buradan 45'i karşıya eksi olarak atıyorum. Şurayı da ikiye bölüyorum. X kare artı 9 X eşittir. 81 eksi 45 36. İkiye böldüm 18. Bakın şu ifade bir yerden tanıdık geldi. Şurada değil mi? Yerine koyarsam 18 artı 18 bölü 2'den 18'i işaretlerim. Evet alan EDF kaç birim karedir? Arkadaşlar şu tepe açıma alfa dersem şurası ne oluyordu? 180 eksi alfa değil mi? O halde burada sinüs alan formülü uygularsak 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı sinüs 180 eksi alfa. O da neye eşit? Sinüs alfaya. O halde sinüs alfayı bulursam cevabım çıkacak. Peki sinüs alfayı nereden bulacağım? Tabii ki de bakın şuradan değil mi? Şu AB uzunluğumu bana kaç vermiş? 12. AC uzunluğumu kaç vermiş? 10. O halde 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 10 çarpı sinüs alfa. Şöyle sinüs alfa eşittir. Bu alanı aynı zamanda nereden bulabilirim? Bakın şurayı siliyorum. Şöyle. Şöyle ayla deği birleştirirsem. Bakın taban 12. Yükseklik 3. Çarptım 2'ye böldüm 18. Taban 10. Yükseklik 4. Çarptım 2'ye böldüm 20. Toplarsam 38. Buradan 2 ile 12 gitti. 6 kaldı. 6 çarpı 10 60 bölü olarak atarsam sinüs alfayı 38 bölü 60 buldum. O halde yerine de yazarsam bakın şöyle siliyorum. 38 bölü 60 diyorum. Buradan 2 ile 4 gitti 2 kaldı. 2 kere 3 6 6 ile de 60 gitti 10 kaldı. Sadeleştirme yaparsam 2'ye böldüm 19 2'ye böldüm 5. 19 bölü 5'i işaretlerim. Evet alan ACD kaç birim karedir? Arkadaşlar BAD açısına alfa dersem bakın eşitlikten dolayı EDB açımda alfa olacaktır. Devamında şu kısma beta dersem şöyle alfa artı beta 90 oldu değil mi? O halde şu kısımda beta oluyor. Burası beta ise şu kısımda alfa oluyor. Sonrasında BD uzunluğum 10 santimmiş. AB uzunluğum da komple 20. Bakın burada kaç ortaydan faydalanarak 20'ye sa şöyle 2'ye 1 olmalı. O halde K'ya 2K diyorum. Buradan K'yı bulursam cevap çıkar değil mi? O halde diyorum ki Pisagor yaparsam 2K'nın karesi 4K kare artı 10 artı karesi 100 artı 20K artı K kare eşittir 20'nin karesi 400. Buradan 100'ü eksi olarak çekersem 5 k kare artı 20k eşittir 300. Buradan her iki tarafı da 5'e bölersen k kare artı 4k eşittir 60. Buradan k parantezin alırsam k artı 4 eşittir 60. Buradan k 6 gelir. Yerine de koyarsam 6 çarpı 12 bölü 2'den 36'yı bulurum. Evet matematik dersinde öğretmen öğrencilerine iki iç açısının ölçüsü 15 ve 75 derece olan bir üçgen çizmelerini istiyor. Hemen çizelim. Şöyle, şöyle ve şöyle. 15, 90, 75. Değil mi? Bu açılara ait kenar uzunlukları farkının 6 birim olduğu bilgisini veriyor. Öğrencilerden bu üçgenin alanını bulmalarını istiyor. Sınıftaki birkaç öğrenci cevabı buluyor. Buna göre öğrencilerin bulduğu doğru sonuç kaçtır? Şimdi arkadaşlar kenarları arasında 6 fark varmış değil mi? O halde 15'in baktığı K olursa 75'in baktığı K artı 6 olmalı. Sonrasında ben geliyorum. Bakın 75'i siliyorum. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Şöyle açılarımı 60'a 15 olarak bölsün. Hem burada ikizkenar üçgen yakaladım. Hem de burada 30-60-90 üçgeni elde ettim. O halde k artı 6'yı da siliyorum. Buradan 30'un baktığı k ise 90'ın baktığı 2k. O halde ikiz kenardan burası 2k. O halde k artı 6'dan 2k çıkarsa şu kısım 6 eksi k olur. Aynı zamanda bu kısım ne? 60'ın baktığı. Yani k 3 olmalı değil mi? O halde diyorum ki 6 eksi k eşittir k 3 olmalı. Burada kökten kurtarmak için her iki tarafın da karesini alıyorum. 36 eksi 12 k artı k kare eşittir k kare çarpı 3. Buradan 3 k kareden k kare çıktı. 2 k kare. Eksi 12 k'yı artı olarak çektim. 12 k eşittir 36 ymiş. Şimdi burada bir duralım. Bizden ne isteniyordu? Üçgenin alanı. Üçgenin alanı nedir? K çarpı K artı 6. Bölü 2. O da eşittir k kare artı 6k bölü 2. O halde k kare artı 6k ifadesini bulmam lazım. Bakıyorum denklemime. Her iki tarafı da 2'ye bölersem k kare artı 6k eşittir 18. O halde gelip yerine yazarım. 18 bölü 2'den 9'u bulurum. Evet alan ABC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şu kısımda alanlarımın eşit olduğu söyleniyor. O halde ben bu üçgenlerde yüksekliğimi indirirsem şöyle tabanlara devamında ben şu yüksekliğime 3k dersem şu yüksekliğim 4k olmalı değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanlarımın eşit olması lazım. Sonrasında bakın 4k buraysa BD uzunluğum 5k oluyor. 3 4 5 üçgeni. Sonrasında 3k'ya bakan açıma alfa diyeyim. 4 kaya bakan açım da beta olsun. Aynı şekilde ACD üçgenine bakarsak burada 3 15 değil mi? 4'te 20'yi temsil ediyor. O halde 15'e bakan açım alfa, 20'ye bakan açım beta. Aynı şekilde şurası 90. Şu kısma beta kalıyor, şurası da alfa oluyor. Evet, açılarımı yazdıktan sonra geçtim kenarlara. Bakın 90'ın baktığı 20 ise alfa'nın baktığı neydi? 3k. Yani 12 olmalı. Beta'nın baktığı da yani ABD üçgeninde beta'nın baktığı komple şurası oluyor. Burası da 16. Yani 5K'nın olduğu yer 16. Buradan 5K 16 ise K nedir? 16 bölü 5'tir. K'yı bulduğuma göre geldim. Yükseklikle çarptım. Çarpı 3. Çarpı 20. Taban. Bölü 2. Artı. Aynı şekilde geldim. 16 bölü 5 k çarpı yüksekliğim kaç k? 4k. Geldim 4 ile çarptım. Çarpı tabanım 15 bölü 2. Tüm alan bu değil mi? Önce burayı bir hesaplayalım. Şöyle 2 ile 20 gitti 10 kaldı. 10 ile da 5 gitti 2 kaldı. 2 kere 3 6. 6 çarpı 16 96 artı. Geldim buraya. 2 ile 4 gitti 2 kaldı. 5 ile 15 gitti 3 kaldı. 3 kere 2 6. 6 çarpı 16. 96 da buradan geliyor. Yani alanın toplamda 192. Bundan neyi çıkartacağım? Tabii ki de ADC üçgenini değil mi? O da nedir? 20 çarpı 15 bölü 2'den. 20 ile 2 gitti 10. 10 çarpı 15 150. 192'den çıkartırsam taralı bölgeyi 42 bulurum.